Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutezahirin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Değerli dinleyenlerim, aziz dostlar, tefsir dersimizde Rahman suresine devam ediyoruz. Rahman suresinin 46. ayetine gelmiştik. İnşallah bugün 46. ayetten 61. ayete kadar ilahi kelamı hem tilavet edeceğiz hem de anlamaya çalışacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا بِكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا بِكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kıymetli dinleyenlerim, Rahman suresinin 46. ayetinden 61. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Yüce Rabbimiz bu ayetlerde daha çok cennet nimetlerini bize anlatır. Rabbimiz hepimizi cehennemden azat eylesin, cennet nimetleriyle buluştursun efendim. Şöyle başlıyor 46. ayet. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ. Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. Öyleyse ey insanlar ve cinler,
Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Evet, Yüce Rabbimiz burada Zat-ı Uluhiyetinden bir korku, bir ürperti içinde olan ve bu ürperti, bir korku sebebiyle hayatını Allah'ın rızası çerçevesinde yaşamaya gayret eden kullardan bahisle onlara iki cennet olacağını vaat ediyor. Bu ayeti şöyle de tefsir eden müfessirlerimiz var. Rabbinin o günkü hakimiyetinden, kıyamet günündeki tasarruflarından ve bütün işlere yönelik muamelelerinden, onun tecellilerinden korkup ürperen kimse için iki cennet vardır. Burada sadece kalpteki bir ürpertiye işaret etmekten daha çok o ürpertinin sebep olacağı ilahi hudutlara riayet, yani Allah'ın çizdiği sınırlara riayet kastedilmiştir, denilmiştir. Çünkü sadece kalpteki korku değil, o korkunun neticesinde insanın yapılması gerekenleri en güzel şekilde yapmaya gayret etmesi, yasaklanan hususlardan da en güzel şekilde sakınması gerekir. Sadece ben Allah'tan korkuyorum diyerek, onun huzurunda ürperiyorum diyerek, onun ismi anıldığında yüreğim titriyor diyerek, bir taraftan da taatlere karşı, ibadetlere karşı, hayırlara karşı ilgisiz olmak, Allah'ın yasakladığı hususları korkusuzca işlemek, ikisi bir arada barınacak şeyler değil. Bu sebeple buradaki korku sıradan bir korku değil. İnsanı bir şekilde terbiye eden, onu sınırda tutan, sınırlarda tutan, sınırı aşmayı engelleyen korkudur. Ra'sul hikmeti mekafetullah, hikmetin başı Allah korkusudur denilmiştir. Evet, mümin insan Allah'ı sever, hem de çok şiddetli sever. Çok sevdiği için de onun huzurunda mahcup olmaktan tir tir titrer, korkar. Ve böylesi kullar hem yasaklardan titizlikle sakınırlar, şüphelilerden de sakınırlar. Hatta lüzumsuz hususlara düşeceğim diye helalin bile bir kısmından uzak dururlar. Böylesi kullara Cenab-ı Hak iki cennet vaat ediyor. Böylesi bir korku aslında bir iman kuvvetinin de bir işaretidir. İman bir yürekte eğer tam olarak oturursa mutlaka orada bir ürperti oluşturur. Kimi ürpertiler korkudandır, kimi ürpertiler sevgidendir. Kimi ürpertiler vuslattandır, yani ona kavuşacağız diye ürperir kalp. Kimisi de firkattendir, yani ondan uzak kalacağız diye ürperir. Ürperiş var, ürperiş var. İşte bu iman seviyesi her kulda farklı farklıdır. Her kulun nasibi de bu yönüyle farklıdır. İmanı olan kul içinde bir korku barındırdığı için bir yönüyle onun tazimi de, yani saygısı da Allah'ın hudutlarına, Yüce Rabbin huzurunda durmaya saygısı da yüksektir. Hesap vermekten korkar kul. Mahcup olmaktan korkar. Peygamberler bile korkmuştur. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ demiştir mesela İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi, o diriliş gününde beni mahcup etme diye Rablerine yalvarmışlardır. Burada iki cennetin hangi cennetler olduğu hususunda da farklı izahlar yapılmıştır. Bazı alimler surenin başından itibaren hem insanlara hem cinlere hitap edildiğini göz önünde bulundurarak derler ki bu cennetlerden birisi insanlar için, birisi de cinler içindir demişlerdir. Bir başka izah,
Birisi taatler için, yani insanın yaptığı hayırlar için kendisine verilen ikram-ı ilahi olarak ihsan edilen cennettir. Diğer cennet ise masiyetleri, yani günahları terk ettiği için kendisine verilen cennettir. Bir başka izah, birisi mükafat olarak, diğeri de mükafata ilave olarak verilen cennettir. Çünkü Cenab-ı Hak ayetlerde en güzel işler yapanlara en güzel karşılık olarak cennet vardır. Bir de artısı vardır, fazlası vardır buyurur. Yani cennetin biri yapılan güzel amellerin karşılığında Cenab-ı Hakk'ın mükafat olarak verdiği cennettir. Diğeri ise hibe ettiği cennettir denilmiştir. Bazı alimlerimiz bunlardan birisi maddi cennet, maddi bedenimizin zevklerine, ihtiyaçlarına hitap edecek cennet. Diğeri de ruhani cennettir. İnsanın iç huzuru, ruh dünyasının adeta manevi lezzetler içinde olmasıdır demişlerdir. Bir başka izah, biri dünyada iken İslam devletinin, İslam'ın hakim olduğu bir sistemin kurulmasına cennet demiştir. Biri de ahirette verilecek olan mükafat yeri olarak cennettir. Bir başka izah, bu cennetlerden biri muttaki kulun kendisinin bizzat kaldığı cenneti. Cennet bir anlamda bahçe anlamına da gelir biliyorsunuz ama ahiret cenneti tabii sıradan bir bahçe değil. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanın belki bütün uzuvlarının lezzet aldığı bir cennet. Biri bizzat kendisinin, diğeri de ailesinin, eşinin, eşlerinin kaldığı cennettir demişlerdir. Nitekim bazen bir insanın dünyada bile imkanı yerindeyse yazlık, kışlığı var, başka başka sarayları oluyor görüyorsunuz. Cenab-ı Hak da Rabbinin makamından korkana iki cennet vardır buyuruyor. Kimi alimler de bu cennetlerden biri adeta kat kattır yani. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet diye de izahlar getirmişlerdir. Bir başka izah tarzı, birisi dünyada iken insanın bu salih amellerinin neticesinde Allah'ın lütfu olarak eriştiği yüce makam olan marifetullah, Allah'ı tanıma cennetidir. Ki onların manevi lezzetleri de her türlü dünyevi lezzetin üstündedir. Diğeri de ahiretteki cennettir denilmiştir. Yani marifetullah cenneti ve ahiret cenneti. Elbette bunların hepsi yorumdur aziz dostlar. Bu cennetlerden neyin kastedildiğini biz burada bugün bütün yönleriyle bilemiyoruz. Cenab-ı Hak muttaki kullarına neler hazırladı? Onların gözünü, gönlünü aydınlatacak, sevindirecek, mutlu edecek nasıl cennetler hazırladı? Biz bunları bilmiyoruz. Ancak anlıyoruz ki bu mükafat yeri olan, Allah'ın rahmet tecellisi olan cennetler bir tane değil. İki tane cennet veriliyor. Kime? Rabbinin makamından, onun her şeye kaim, her şeye tasarruf eden gücünden, kudretinden, kuşatıcılığından ürperen, korkan kullar için. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'da mümin kullarını çeşitli şekillerde tarif ettiğini biliyoruz. Bu tariflerin içerisinde bu korku da geçer. Allah adı anıldığı zaman yürekleri ürperen kimseler der mesela müminler için. Bu ürperti önemli. Diğer taraftan Allah'a karşı aşk derecesinde muhabbetleri artmış kullar olarak da Cenab-ı Hak bahseder yine müminlerden. Tabii bu cennetlerin özellikleri bir sonraki ayet ve daha sonraki ayetlerde de açıklanıyor. Bu açıklamalara bakılınca aslında buradaki cennetlerin daha çok insanın maddi anlamda da bir takım lezzetlere kavuşması anlamına geldiğini anlıyoruz. Mesela 48. ayet şöyle.
zevata efnan fe bi eyyi ala rabbikuma tukezziban. İki cennet de ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. Yani, türlü türlü lezzetler, türlü türlü renkler, türlü türlü çeşitler var diyor bu cennetlerde. Yani adeta böyle bir kapalılık da var. Yani Cenab-ı Hak işte zevata efnan, fen efnan çeşit demek. Neyin çeşidi? O nimetlerin çeşitleri, renklerin çeşitleri, tatların çeşitleri, her biri var. Çeşit çeşit, rengarenk, muhteşem adeta cennetler, böyle güzelliklerle bezenmiş cennetler buyuruyor. Öyleyse ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Nasıl yalanlarsınız siz diyor. Böyle bir Rabbiniz var. İman edip salih amel işlerseniz, ihsan üzere bir kulluk yaşarsanız, sizlere neler neler vaat ediliyor bir baksanıza. Siz böyle bir Rabbinizi nasıl da yalanlayabilirsiniz? Bu nimetleri nasıl yok sayabilirsiniz diye soruyor Mevlamız. Hayır, biz müminler olarak Rabbimiz asla yalanlamıyoruz. Sen dilediğine dilediğini ihsan edensin. Senin bu ikramlarından da Allah'ım büyük bir zevk, şevk ve iştiyakla mutlaka nimetlenmek isteriz. Fihima aynani tecriyan fe bi eyyi ala'i rabbikuma tukezziban. İkisinde de akıp giden iki pınar vardır diyor Cenab-ı Hak. İkisinin de içinde böyle akan pınarlar vardır. Bunlar akıp giden pınarlar yine Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayetlerden anladığımıza göre biri tesnim pınarı, diğeri de selsebil pınarı. Her ikisine de Cenab-ı Hak bu isimleri veriyor. Nasıl bir güzellik? Tabii biz dünyadayız ve dünyadaki hissiyatlarımızla efendim güzellikleri ona göre kıyas ederek anlayabiliyoruz. Bunun için de Rabbimiz şu dünyada herkesin bir şekilde o güzelliği fark ettiği güzel nimetlerle bize cenneti anlatıyor. Fakat hakikatte cennet nasıl bir cennettir? Oradaki pınarlar, akıp giden sular nasıl sulardır? Hiç şüphesiz biz bunları bilemeyiz, bilemiyoruz. Sadece Yüce Rabbimiz o güzelliklerden bize bahsediyor. Elbette orada pınar var mıdır? Vardır. Nasıldır ama o nasılını bilemiyoruz. Nasılı görünce anlaşılacak. Cenab-ı Hak hepimize göstersin efendim. Ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalan sayabilirsiniz? Fihima min kulli fakihetin zevcan fe bi eyyi ala rabbikuma tukezziban. İkisinde de her çeşit meyveden çifter çifter vardır. Yani bazı alimlerimiz nasıl oluyor her meyveden çifter çifter? Şöyle izah etmeye çalışıyorlar. Yaşı da var, kurusu da var. Yani burada meyvelerin bazen aynı meyvenin iki çeşidi olur ya. Bazısı da şöyle demiş müfessirler. Efendim hem dünyadakine benzeyen nimette efendim meyveler var. Hem de cennet meyvesi var. Çifter çifter. Daha farklı çeşitler de olabilir elbette. Her iki bahçede ayrı ayrı lezzette meyvelerin olduğunu da anlayabiliriz demiş kimi müfessirlerimiz de. Müttekiine ala furuşin batainuha min istibrak ve cenel cenneteyni dan fe bi eyyi ala rabbikuma tukezziban. Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar, şiltelere yaslanırlar. Yaslanarak böyle otururlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. Dalları adeta oturdukları yerden uzanacak derecede üzerlerine yakınlaşmıştır. Onlar da kolay kolay onları alıverirler. Öyleyse ey insanlar ve cinler,
Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Müfessirler şu inceliğe dikkat çekiyorlar. Burada onların oturdukları şiltelerin içleri, astarları böyle kalın, kıymetli ipekten olduğuna göre yüzleri, dış görünüşleri kim bilir nasıldır? İçi bile böyle güzel, dışı kim bilir nasıl güzeldir diye işaret ederler. Rahman ve Rahim olan Mevlamız kullarını ne kadar seviyor. Bizleri kulluğa yöneltmek, itaatlere yöneltmek, hayırlara ve güzelliklere yöneltmek için böyle sayısız nimetlerini bir bir sayıyor. İnsanoğlu tabi ahireti uzak görüyor. Ancak işte kimisi 60 senede, 70 senede, 80 senede, kimisi 50 senede, 30 senede ömrünü bitirince o ahiretin artık manzaralarıyla karşılaşmaya başlayacak. Çok yakın ama çok uzak gibi. Yani Üstad Necip Fazıl'ın öyle bir şiiri var. Ölüm ne uzak bize, ne yakın bize ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm der. Evet, bir yönüyle çok yakın, bir yönüyle çok uzak gibi. İnsanoğlu da yakını sever, peşini sever. Böyle biraz gecikeni sevmez. İşte Rabbimiz cennet ve nimetlerini daha dünyadayken bizlere o kadar yakın ve güzel, sanki içinde yaşanıyormuş gibi takdim ediyor, adeta anlatıyor ki, ey kullarım, nefsani zevkleriniz uğruna bu güzellikleri kaybetmeyin. Bu güzellikleri sizin için yarattım. Öyleyse siz şu dünyada kirlenmeyin. Kendinizi cennetten uzaklaştırmayın. Cehenneme yaklaştırmayın. Böylesi güzel nimetler varken, fani dünyanın fani lezzetlerine yaklaşırken, haram helale dikkat edin. Helal sınırlarını aşmayın. Haramlara düşmeyin diyerek bize bu güzellikleri anlatarak merhametini gösteriyor alemlerin Rabbi olan Rahman ve Rahim Rabbimiz. Ne güzel Rabbimiz var. Allah Celle Celaluhu hepimize lütfeylesin de onun biz de güzel kulları olalım. Aziz dostlar. Fihinne kasiratut tarfi lem yadmithunne insun qablahum ve la can. Febi ayyi ala rabbikuma tukezziban. O cennetlerde eşinden başkasına bakmayan iffetli hanımlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Öyleyse ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Evet, cennet hayatında da Cenab-ı Hak tertemiz eşlerden bahseder. Ve onların bir özelliği de kasıratut tarfi. Kasıratut tarfi ifadesi, gözlerini yalnız eşlerine hasretmiş. Yani başkasına bakmayan, adeta ondan başkasına tutulmayan, ondan başkasına sevdalanmayan eşler der. Kadın için böylesi erkek eşler, erkek için böylesi kadın eşler elbette büyük nimettir. Bu aynı zamanda kasıratut tarif ifadesi onların haya ve iffet sahibi olduklarına dikkat çeker demişlerdir. Adeta gözlerini kısmak, gözlerini yere bakmak anlamına da gelir. Hayadan, iffetten dolayı. Bu manada verilmiştir. Ayrıca şu manada verilmiştir. Kasıratut tarf adeta kendilerine bakanın gözünü alamadığı güzellikteki eşler demektir. Bir bakan tutulup kalıyor öyle. Orada öyle eşler vardır diyor Cenab-ı Hak. Öyle bir eşler ki onlara yabancı eli değmemiş. Ne insan eli değmiş ne cin eli değmiş. Bazı alimlerimiz burada efendim, insanlar için yine kendi cinslerinden eşler, cinler için de kendi cinslerinden böylesi iffetli eşler vardır şeklinde anlamışlardır burayı. Daha farklı anlayışlar da vardır. Yani cinler de musallat olmamış
insanlar da musallat olmamış. Tertemiz eşler. Cenab-ı Hak tabii kıyamette yeniden bir yaratılışla bir yaratılış olacak. Orada o yaratılışta demek ki böylesi güzellikler ortaya çıkacak. Salih kimseler için, erkekler için saliha eşler, saliha hanımefendiler için salih eşler olacak. Tabii ahiret hayatının detaylarını bilmiyoruz. Oradaki bildiğimiz sadece Rabbimizin haber verdikleri, Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize bildirdikleri kadardır. Kıyas yapmak mümkün değil. Orayla ilgili çözüm üretmek ya da bazı sorulara efendim kendi kafamıza göre cevap vermek de doğru değil. Bilmiyoruz. O bilmediğimiz alemden her şeyi bilen Rabbimiz ne kadarını bize bildirdiyse o kadarını bilebiliyoruz. Bildirdiklerini de bugünkü dünya hissiyatımızla, dünya aklımızla ne kadar anlayabiliyorsak o kadar anlıyor, o kadar hissedebiliyoruz. Fakat şunu anlıyoruz ki öldükten sonra, o dirilişten sonra cennete giren müminler böylesi güzelliklerle karşılaşacaklar. Cenab-ı Hak rahmetinin tecellisi olan bu cennetlerle hem bizleri hem eşlerimizi, çocuklarımızı, neslimizi efendim mükafatlandırsın ve dünyada iken beraber olan eşler orada da birbirlerine son derece bağlı, sevdalanmış eşler olarak cennetlerde beraber olurlarsa ne büyük mutluluk, ne büyük saadet. Bunun için bazı alimler derler ki dünyadayken eşler birbirini iman, takva, salih amele teşvik etmeli ki kıyamette ayrı düşmesinler. Dünyada belki birbirlerinden hoşlanmadıkları bir kısım özellikleri olabilir. Fakat yarın cennete girilince Cenab-ı Hak hem dış güzelliklerindeki varsa eksiklikleri onları giderecek, içlerindeki kötü duyguları da tamamen silip süpürecek. Zira ayet-i kerimede Cenab-ı Hak cennete giren kulların sadırlarında, iç dünyalarındaki olan kin, fesat ne varsa onların hepsini söküp alacağını beyan ediyor. Bu yönüyle cenneti hak etmek, belki hak etmek tabiri iddialı bir tabir ama cennete girmeye bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla nasar olmak diyelim, onun lütfuna nail olmak ne büyük bir bahtiyarlıktır. Rabbimiz erkeğimizle, kadınımızla cümle müminleri inşallah bu güzel nimetle buluştursun efendim. Bu ayette şuna da işaret var. Aslında eşlerin en önemli özelliklerinden birisi ya da Cenab-ı Hakk'ın isteği birbirlerine adeta tamamen kilitlenmeleri, gözlerinin ve gönüllerinin başkalarına özellikle harama asla kaymaması. Bu cennet ehlinin vasıfları olduğu gibi dünyada da böylesi olan eşler aslında birbirinin cennetidirler. Gözü dışarıda olmayan, gözü başkasında olmayan ve gözünü ve gönlünü bu anlamda zahiren kendi eşine tahsis eden eşler ve bir de iffetli eşler, hayalı eşler ne büyük bir cennettirler birbirlerine. Ne büyük bir huzur verirler gönüllerine, dünyalarına, aile hayatlarına. كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Sanki o kadınlar, o eşler, güzellik ve parlaklıkta yakut ve mercandırlar. Yani bunlar kıymetli taşlar tabii. Öyle güzel, öyle kıymetlidirler. فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Öyleyse ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
cennet hanımefendileriyle ilgili şöyle bir bilgi verir. Buhari hadisidir bu. Cennet kadınlarından biri yeryüzüne şöyle bakacak olsa, yerle gök arasını hem güzelliğiyle aydınlatır, hem de güzel kokusuyla doldurur. Onun başındaki örtü dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Hel cezaul ihsan illel ihsan fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban. İyiliğin mükafatı böyle iyilikten başka ne olabilir ki? Yani hel cezaul ihsan illel ihsan. İhsan kelimesi güzellikler yapmak, güzellikler sergilemek. Allah'ı görüyormuşçasına bir kulluk hayatı sürmek demek. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bütün hayatını ihsan üzere geçiren, yani hem kendisi daima en güzeli araya araya güzelleşmiş, hem başkalarına sürekli güzellikler ikram ediyor, hem de iç dünyasında sürekli Rabbi ile beraberlik şuuru yaşıyor. Böylesi bir kulun diyor, karşılığı ne olur? Ancak ihsan olur. Böylesi ikramlar olur. İşte ben böylesi ihsan ehline böylesi güzellikler veririm buyuruyor. Nitekim bir başka ayette Cenab-ı Hak لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُوا وَلَا ذِلَّ اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Yaptığını en güzel yapan, güzel şeyler yapan ve Allah'ı görüyormuşçasına bir şuurla yapan kullara en güzel karşılık verilecektir. Bir de artı güzellikler verilecektir. Artı nimetler ihsan edilecektir. Onların yüzü kararmayacak, başları öne zilletle eğilmeyecektir. İşte onlar cennet yaranıdırlar. Ve onlar orada ebedi kalacaklardır buyurulur. Buradan şunu çıkarabiliriz. Hayatını daima güzellikleri aramaya, güzellikleri yapmaya, güzel güzel etrafına ihsanlar, ikramlar yapmaya adamış kimseler muhsin kullardır. Yani ihsan ehli kullardır. Ve böylelerinin mükafatını Allah en güzel şekilde verecektir. En güzel şekil, bize göre bir en güzel şekil var. Bize deseler ki şu güzel davranışların karşılığı nasıl olabilir en güzel? Evet, insan olarak en güzeli tarif etmeye çalışırız. Fakat alemlerin Rabbinin güzellik tarifi yanında bizim tarifimiz ne olur ki? Cenab-ı Hak biz kulca ihsan ehli olalım, o Rabce ihsan edeceğini beyan ediyor ki bunun sınırı yoktur. O güzellikleri kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Bu sebeple belki bize düşen elimizden geldiği kadar, aklımızın erdiği kadar, ufkumuzun yettiği kadar her şeyi en güzeli aramak, en güzeli yapmaya çalışmak. Elbette biz böyle yaparsak alemlerin Rabbi de Rabce en güzel karşılığı kullarına ikram edeceğini beyan ediyor. Hel cezaul ihsan illel ihsan. İhsanın karşılığı ihsandan başka nedir ki? Öyleyse ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini ve kudretini yalan sayabilirsiniz? Ya Rabbi, senin hiçbir nimetini ve kudretini asla yalanlamıyoruz. Asla inkar etmiyoruz. Senin her yaptığın, bize takdir ettiğin elbette güzeldir. Ve bize nimetlerine karşı şükredebilme gücünü ihsan eyle, ikram eyle Allah'ım. Ve şurada saydığın nimetlerle buluşmayı bizlere lütfeyle Yüce Rabbimiz. Senden niyazımız budur. Aziz dostlar, Rahman Suresinin 61. ayetini bu şekilde efendim okumuş olduk ve bu bölüme kadar anlamaya çalıştık. İnşallah bir sonraki dersimizde Rahman Suresinin sonuna kadar ayetleri hem okuyacağız hem de yine Rabbimizin müsaade ettiği kadar anlamaya çalışacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.